duamızı yapıyoruz, kabul eyle ya Rabbim. Düzce'de 845 vatandaşın yaşamını yitirdiği, binlerce insanın yaralandığı ve yine binlerce ailenin evsiz kaldığı 12 Kasım Düzce depreminin üzerinden çeyrek asır geçti. Üzerinden yıllar geçse de hala acıları taze olan 12 Kasım Düzce depreminde hayatını kaybedenler her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen anma programıyla anılıyor. Düzce Valiliği tarafından bugün Düzce Merkez Büyük Camii'nde depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Müftüsü Osman Aydın, diğer protokol üyeleri ve cemaat katıldı. Ellerin deprem şehitleri için semaya açıldığı Mevlid programının ardından konuşma yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce depreminde 845 vatandaşımız, 845 canımızın kardeşimizi, evladımızı, abimizi, anne babamızı, komşumuzu, akrabamızı kaybettik. Ucudan altısı kaynaştı. Oradaki programa vardık. Dualarımızı gönderdik. Biraz önce Müftü Hocam da ifade etti. Hadis-i şeriftir bir Müslüman. Aynı hataya bir kez düşmez, aynı devlete bir kez sokulmaz. Bizler de afetlere karşı bilinçli olmak zorundayız, afetlere karşı duyarlı olmak zorundayız. Bu bilinç ve duyarlılığın ise ilk şartı afetlere karşı dirençli kentler inşa edebilmek, afetlere karşı sağlam konutlar, yapılar inşa etmekten geçer. Fiziki tedbirimizi aldıktan sonra ise toplum olarak afetlere düşünsel olarak, zihinsel olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Binamız sağlam zaten korkmamız gerekmez ama o şoku atlatır atlatmaz toplanma merkezlerine nasıl gideriz, nasıl afetlerde görev alabiliriz bir sivil toplum gönüllüsü gibi, sivil savunma uzmanı gibi nasıl davranırız? Bunları idrak etmek zorundayız. Bunları bilen bilmeyene anlatmak zorunda. Kamu olarak, devlet olarak bizim görevimiz ama vatandaş olarak sizlerin de bu görevi. Çünkü afetler adeta bir savaş hali gibi bir milleti topyekün sıkıntıya koyan, yüzüne boğan hadiselerdir. Çeyrek asıl olması nedeniyle AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda daha anlamlı bir anma etkinliği olarak hasebiyle bugün afet tatbikatı ilimizde devam etmekte. Bolu, Düzce ve komşu illeri kapsayan bir afet senaryosu üzerinden kamusal kapasite, kamusal hazırlıklarımız hangi boyutta onu test etmeye çalışıyoruz. Afet'in saati 18.57 idi. Akşam saatlerinde yine Anıt Park Meydanı'nda anma etkinliğimiz olacak. Hepinize aramızdan ayrılan deprem şehitlerimizi unutmadığımız üstelik adına yapılacak anma etkinliğine davet etmeye borç biliyorum. Rabbim afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet eylesin diyorum. Rabbim amin. Rahmet eylesin. Mekanlar cennet, makamlara âli olsun. Allah hayırlarınızı, dualarınızı kabul etsin diyor. Saygıyla, muhabbetle selamlarım. Anma etkinlikleri kapsamında yine Merkez Büyük Camii önünde öğle namazı çıkışında deprem şehitleri için Düzce Valisi Selçuk Aslan lokma ikramında bulundu.